Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size bu gördüğünüz çok şeker yakalıkları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Tığla yapılıyor. Bu kordon şeklini çorap şişiyle bunu da tığla yaptım. İki çeşit göstereceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan Madame Petit. 100 gramlık bir yumak, 250 metre. %100 akrilik anti-peeling bir ipim. Renk numaram 49. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 4-5 milim. Tığ için ise 2,5 milim kullanabilirsiniz. Diğer ipimin numarası 93. Şimdi hazırsak modelimizi yapmaya başlayabiliriz. Zincir çekerek başlıyoruz. Bu zincir sayısını yapmak istediğiniz kişinin ya da bebeğin kullandığı herhangi bir kıyafetin yakasından yararlanarak yapabilirsiniz. Ben şu anda 52 tane hazırlayacağım. Yani küçük bir tane yapıyorum. Son zincirimi tutuyorum ve 4 tane daha çektim. Şimdi ikili trabzanlara başlıyorum. 52. zincirimin içine bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir zinciri atlayıp diğerine batıyorum ve bir ikili trabzan daha. 2 zincir. Birini atlayıp diğerine batırıyorum. İkili trabzan. 2 zincir. Birinciyi atladım. İkinci zincirin içine ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde zincirlerimizi dolduruyoruz. 2 zincir. Bir zinciri atladım. İkinci zincirin içine ikili trabzan. 2 zincir. Bir atla. İkili trabzan. Beş kafesim oldu şimdiye kadar. 2 zincir, birini atladım. Sonuncuya da batıyorum. Toplamda 26 tane kafesim oldu. Burada ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçeceğim. Bu çalışmayı hep ön yüzde yapacağız. Yani burada ipimizi kesip buradan yeniden bağlayacağız. Bu tek renkle bile yapsanız mutlaka bu şekilde olmalı. O yakadaki kavisi verebilmek için bu şekilde devam etmemiz lazım. Şimdi diğer ipime geçtim. Sık iğneyle tutturdum. 1, 2, 3 zincir. Zincirimi de sayıyorum. 2 tane trabzan yapmış oldum. Hemen yandaki kafese geçiyorum. 1, 2. Bu arada ipimi bu şekilde gizliyorum arkadan. Her kafesin içine 2 tane ikili trabzan. Yeterli. Bunu daha sonra keseceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Son kafesime de 2 tane doldurdum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi böyle düzmüş gibi duruyor fakat daha sonra oval hale gelmeye başlayacak. Diğer rengime geçiyorum. Birinci sıramızda kafes yaptık. İkinci sıramızda ikili trabzanlar yaptık. Şimdi de sık iğneyle ipimi tutturdum. Şu aralara
fark ettiyseniz hiç zincir çekmedik. Şu aralara dolgularımızı yapmaya devam edeceğiz. Sık iğne ile tutturdum ve hemen trabzanımı yaptım. Yine ipimi gizliyorum. 2, 3. Zincirimi de sayıyorum trabzan olarak. Pardon, bu sırada trabzan yoktu. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 tane trabzan. İpimi yeterince yürüttüm. Hemen şu boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Direkt trabzanlarımı uyguluyorum. 1, 2, 3. Hemen yandakine geçtim. 1, 2, 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir araya 3 tane ikili trabzanlı dolduruyorum. Sonuncu boşluğuma geldim. Buraya da 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu trabzanı bu şekilde tepede bırakmıyoruz. Son yaptığımız trabzanın tepesine sık iğne ile bağlıyoruz. Burada artık ovallik vermeye başlıyoruz çünkü. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipleri nasıl gizlediğimi de tarif edeyim size. Şuradan aradan bu ipimi çekiyorum. Yani rengi rengi çekerseniz hiçbir şekilde belli olmuyor. Şu aradan da biraz daha alta doğru kaydırıp burada ipimi kesiyorum zaten. Form almaya başladı zaten. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Sık iğne yaptığım tepeden tekrar sık iğne ile birleştiriyorum. Hemen ilk araya görünmedi galiba. Şurası. İlk araya bu sefer dördüncü sırada dörtlü yapmaya başlıyorum. Yani dört dolgulu olacak. İpimi gene gizliyorum. 2, 3, 4. Yandaki boşluğa 4 tane. 1, 2, 3. Ve 4. Sıra sonuna kadar bu sırada boşlukları 4'erli ikili trabzanla dolduruyoruz. Son boşluğumu da doldurdum. 4 tane trabzan yaptım ve en sondaki sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne ile bu şekilde bağladım. Bunu böyle sabitlememiz lazım ki oradaki ovalliği elde edebilirim. İpimi kestim ve diğer renge geçiyorum. Yine ipimi bir alt sıradaki sık iğneye sık iğne ile tutturdum. İlk boşluğa
Beşinci sırada beşinciyi yapmayacağız. Tekrar 4 dolgu yapacağız ki birdenbire artıp volanlanmasın. Bundan sonraki sıralarda hep ikişerli, mesela bir sonraki sırada beşli yapacağım. Bir sonraki sırada tekrar beşli, yani ikişerli dolgular devam edecek. 1, 2, 3, 4 fazla yapmışım. Yandaki boşluğa geçiyorum. 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki matematiği kavradığınız zaman zaten çok rahatlıkla yapabileceğiniz kolay bir model. Bunu bebeklerinizin elbiselerinin üstüne, yakasız böyle bisiklet yaka olan tişörtlerin üstüne şıklık katmak adına rahatlıkla yapabileceğiniz çok güzel bir yakalık oldu. Rengarenk yapabileceğiniz gibi tek renkli de yapabilirsiniz ya da böyle iki renk. Sıra sonuna kadar gene 4 dolguyla devam ediyorum. Sıra sonunda gene sık iğne ile birleştireceğim. Bir sonraki sırada 5'li yapacağım. 2 sıra 5'li olmuş olacak ve o genişlik benim için yeterli. Daha da büyük yapmak isterseniz 6'yı 2 sıra yapacaksınız. 7'yi 2 sıra. Tabi onlar abartılı olur. Çok büyük yakalar olur. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, yakamız hazır gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığım zaman da şuradaki şu ovalliği, dediğim gibi ipleri keserek elde ediyoruz. Şimdi kordonumuzu ya da boyun bağcığımızı yapmaya geçebiliriz. Önce şişle yapılanı göstereceğim. 4 tane yeterli. 4 tane ilmek atıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Açılmaması için de şöyle bir düğüm atıyorum. İki ucu açık şiş kullanmamız gerekiyor bunu yaparken. Onun için çorap şişi kullanıyorum. Hep düz örgü öreceğiz. Kenar ilmekleri de dahil. İlk sıra hep zor oluyor zaten. 4 ilmeğimi ördüm. Şimdi hiç elimden ayırmadan diğer başa kaydırdım ve düz örmeye devam ediyorum. Buradan bu tarafa geçiş yaparken biraz elinizi sıkı tutarsanız daha düzgün oluyor. Kenardakiler biraz sıkıntı çıkarabilir ama alışınca zaten gidiyor. Sürekli düz örgü öreceğiz. Ara sıra böyle örerken de aşağıya doğru çekebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre bu 4 değil de 3 ilmek de olabilir ya da 5 ilmek de olabilir. Kordonun ne kadar geniş olmasını isterseniz ona göre önce bir çalışma yapabilirsiniz. Yani bu şekilde görünüyor. Bir iki sıra daha yapayım. Sürekli sağ başa kaydırmamız gerekiyor. Thank you.
böyle örüp istediğiniz uzunluğa getirene kadar devam ediyorsunuz. Bu böyle boru gibi oluyor. Çok şık. Şimdi diğerini göstereceğim. Diğer kordonum tığla yapılıyor. Ve ipimi iki kat yaptım. Biraz tok durması için. Hemen bir ilmek hazırlıyorum. İki zincir çektim. İlk zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şurada görünen boğumun içinden yeniden sık iğne. Tekrar çeviriyorum. Her çevirdiğimde şuradaki boğumların içine sık iğneler yapıyorum. Elinizi çok sıkı tutmayın, çok gevşek de olmasın, düzgün olması için. Bu kadar gerginlik yeterli. Her seferinde çevirip şuradaki boğumun içinden ilmeğimi çıkarıyorum. Çevirdim. Bu diğerine göre biraz daha kolay ve daha çabuk oluyor. Şimdi ben bunu yapacağım. Bunu tercih ediyorum. Zaten yönünü çevirdiğiniz zaman hemen orada bir görüntü oluşuyor. Şöyle çeviriyorum. Şurası. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Bu kordona Angliz kordon da deniyor. Tamamlayınca yakalığımdan geçireceğim. Fiyongumu yapacağım ve size son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle çok şık bir yakalık yaptık. Fiyongu ile birlikte çok şeker oldu. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bay'ın Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.